أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثالث من باب في بر الوالدين وصلة الأرحام بر الوالدين وصلة الأرحام بابının bugün üçüncü dersini okuyoruz. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن العاص'dan rivayet edilmiş. Allah hem Abdullah'dan hem Amr bin As'dan ne olsun? Razı olsun. Vefatını biliyorsun. Bir bak nedir? Biraz ihtilaflıdır. قال Abdullah demiş. Akbele raculun bir adam yönlendi ila nebiyyillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Adamın biri, sahabenin biri Allah'ın nebisine yönlendi, geldi yanına. Fakale dedi ki, ubayi'uke alel hicreti vel cihadi. Hicret etmek üzere, cihad yapmak üzere seninle beyat ediyorum, seninle anlaşıyorum, sana söz veriyorum. Bu hicret ile cihadın karşılığı da ebtagil ecre, bunların karşılığı olarak ben ecri talep ediyorum minallahi teala. Allahu Teala'dan ecrimi ne ediyorum? Talep ediyorum, istiyorum. Yani mukafatimi Allah'tan isteyerek hicret ve cihat üzerine seninle beyat ediyorum. Fakale Allah'ın Resulü dedi ki, fehel min valideyke, senin anne babandan ahadun hayyun, biri hay var mı? Yani anne babandan sağ olan kimse var mı? Sen hicret, cihat yapmak üzere benimle beyat ediyorsun. Anne babandan sağ olan kimse var mı? Kâle ne'am. Evet ya Resulallah. Resulallah. Bel kilahuma, biri değil. İkisi de haydirler. Annem de sağ, babam da yaşıyor. Kâle Allah Resulü dedi, o zaman fetebteğil ecre, sen ecri talep et minallahi teala. Sen Allah'dan ecrin ne? Ha. Kâle Allah Resulü dedi, فَتَبْتَغِلْ اَجْرِ مِنَ اللّٰهِ تَعَلَى. Sen hicret, cihat üzerine beyat yapmaktan Allah'tan ecri mi talep ediyorsun? Allah'tan mukafat mı istiyorsun? قَالَ نَعَمْ. Evet ya Resulallah. Ben Allah'tan ecri talep ediyorum. قَالَ dedi ki, فَرْجِعْ اِلَى وَالِدَيْكَ. Sen iki validine dön. Allah'tan ecir istiyor isen anne babana dön. Fe ehsin suhbetehuma. Onların suhbetini, onların arkadaşlığını, onlarla beraber olmayı güzel yap. Onlarla iyi geçin. Ah, en büyük ecir budur. Muttefakun aleyhi. Bakın Allah'ın Resulü bu hadiste anne babanın hüsnü suhbetini cihat hicrete ne etti? Tercih etti. Bu hadis muttefakun aleyhi. Hem Müslim'de var hem Bukhari'de var. Yalnız bu haza lefsu Müslim'in. Bu hadisin lefsi, hadisin bu elfazları Müslim'in lefsidir. Ve fir rivayetin lehuma. Müslim Bukhari'nin başka bir rivayetine göre ca'e raculun, adamın biri geldi. فَاسْتَأْزَنَهُ Allah'ın Resulü'nden izni talep etti. Nerede? Fil cihadi. Cihad konusunda, cihadla ilgili Allah'ın Resulü'nden izin istedi. Ey Allah'ın Resulü, izin ver, ben de cihada çıkayım, ben de cihada katılayım. فَقَالَ Allah'ın Resulü dedi ki, اَحَيُّنْ وَالِدَاكَ. Senin anne baban sağ mı? قَالَ نَعَمْ. Evet, sağ. قَالَ فَف۪يهِمَا fecahid. Anne babanda cihad yap. Düşmanlarla çarpışmayla, savaşmayla değil, anne babanda cihad yap. Yani onlara iyilik yapmayla cihad yap.
Bildiniz değil mi? Bu hadisin baştan sona kadar bize bir şey öğretti. Nedir? Anne babanın hakkı cihad ile hicretin önüne de geçiyor. Ve an Abdillah ibni Amr ibnil As radiyallahu anhuma tekrar okuyorum. Kal, ekbele raculun ila nebiyyillahi sallallahu aleyhi ve sellem fekale ubayyuke alel hicreti vel cihadi ebteğil ecre minallahi ta'ala fekale fehel min valideyke ahadun hayyun kale na'am bel kilahuma kale fetebteğil ecre minallahi ta'ala kale na'am kale ferci ila valideyk feahsin sohbetehuma muttefakun aleyhi وَهَذَا لَفْسُ الْمُسْلِمِينَ وَفِي الرِّوَايَةٍ لَهُمَا جَاءَ الرَّجُلٌ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَيٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ لَيْسَ biraz önceki hadis anne babanın iyiliğiyle ilgiliydi. Bu sefer ve anhu radiyallahu anhu yine Abdullah bin Amr bin As'tan rivayet edilmiş. Ani Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Nebi'den rivayet edilmiş. Kal Nebi sallallahu aleyhi ve sellem demiş. Leysel vasilu bil mukafi'i. Vasıl mukafi ile değildir. Mukafi biriler ona iyilik yapıyor. Akrabalarına ona iyilik yapıyor. O da ne ediyor? Karşılık veriyor. Ne veriyor? Karşılık veriyor. Bu vasıl değil. Yani sile-i rahimi yerine getiren kişi değil. Bu zaten yapılan iyiliğin sile-i rahimin karşılığını yapmış. Hakiki vasıl bu değil. Velakinnel vasile hakiki vasıl sile-i rahim yapan ellezî o kimse ki izâ kata'at rahimuhu onun rahimi, onun akrabaları onu kat edince, ona gelmeyince, rahim onu terk edince veselaha, o rahimi yerine getirir. Yani rahim sahipleri rahimi yerine getirmeyince, akrabalarından kimse ona gelip gitmeyince, o giderse, o ziyaret ederse, o onların işini görürse, vasıl işte budur. Ravahul Bukhari, bu hadis Bukhari rivayet etmiş. Anladınız değil mi? Demek leysel vasilu bil mukafi'i. Vasıl nedir? Hakiki vasıl mukafi olan değil. Mukafi, akrabalarının yapmış olduğu iyiliğe karşı, gelir gitmelere karşı, bu da iyilik yaparsa, bu da giderse, onların yaptığının karşılığını yerine getirirse, bu hakiki vasıl sile-i rahim yapmış olan değil. وَلَاكِنَّ الْوَاسِلَ وَاسِلَ اَلَّذِي اِذَا قَتَعَتْ رَحِيمُهُ onun rahimi akrabaları, rahim yani ashab-ı rahim, onun rahim, yani rahim ashabları, yakın akrabaları, onu kat edince, ona gelmeyince, وَسَلَحَا o ne eder? O onlara gider. İşte hakiki vasıl, hakiki sile-i rahim yapan işte budur. Ravahul Bukhari bu hadis İmam Bukhari rivayet etmiş. Kata'at bi fethil fa'i ve ta'i. Kata'at. Ve rahimuhu merfu'un. Onun neyi olur? Faali olur. Rahim müennes olduğu için ona isnad olan fiil kata'at müennes gelmiş. Ve anhu radiyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal لَيْسَ الْوَاسِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنَّ الْوَاسِلَ الَّذِي اِذَا قَتَعَتْ رَحِيمُهُ وَسَلَهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَتَعَتْ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالطَّائِ رَحِيمُهُ مَرْفُوعٌ Oldu. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالْ الرحيم معلقة بالعرش رحيم عرش الله عز وجل عرشنا أصلي duruyor. تقول diyor من وصلني
Kim beni vasıl ederse, bana sahip çıkarsa, beni yerine getirirse, beni gözetlerse vesselahullahu. Allah da onu vasıl etsin, ona sahip çıksın, onu terk etmesin. Ve men kata'ani, kim beni kata ederse, beni keserse kata'ahullahu. Allah da onu ne etsin? Kessin. Muttefakun aleyh. Bu hadis Müslüm'de, Buhari'de geçiyor. Bu hadisin özü ne? Sıla-i Rahim arşa asili duruyor ve bu dua ediyor. Kim beni yerine getirirse, beni vesıl ederse, bana gelir giderse, Allah da onu vesıl etsin, onu sahipsiz bırakmasın. Kim beni katı ederse, Allah da onu ne etsin? Katı etsin. Yani ona yardım etmesin. Onu muhafaza etmesin. Rahim bu şekilde ne ediyor? Beddua ediyor. Şimdi Rahim insanların arasındaki o akrabalık bağı, bu aklı bir şeydir. Cismi yok ki asılsın. Yani asılmaktan gaye bizim aklımız kavrayabilsin diye bu şekilde tabir kullanıyor. Gaye Rahim, Allah'ın arşına yapışık olarak Rahim, yani sanki Allah'ın arşına yakın bir alandadır. Orada ne ediyor? Ona sahip çıkana dua ediyor, sahip çıkmayana beddua ediyor. Ve an Aişe'te radiyallahu anha, anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, Errahimu muallakatun bil arşim, tekulun men veselani veselahullahum, ve men kata'ani kata'ahullahum, muttefakun aleyhim. Ve an ummil müminin, müminlerin annesinden rivayet edilmiş. Kimdir? Meymunete, o da Hazreti Meymunedir. Bintil Haris radiyallahu anha, Haris'in neydir? Kızıdır. O ne diyor? Diyor, enneha a'taqat velideten. Ben bir velidet, yani bir kız çocuğu azat ettim. Bir kız çocuğu caresi vardı. Allah için azat ettim diyor. Azat etmiş. Ve lem testezinin nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Azat ederken Resulullah'dan ne etmemiş? İzin almamış. Felemma kâne yevmuha, Meymune'nin günü olunca, ellezî o gün ki yedûru, dolaşıyordu Allah'ın Resulü aleyha, onun üzerine fi o günde. Hani annemize sırayla gidiyordu. O gün ona ne ediyordu? Ona geliyordu. Onun sırasıydı. O gün olunca galet Meymune, Hazreti Meymune dedi radiyallahu anha, eş'arte ya Resulallah, sen farkında mısın? Enni a'taktu velideti, ben o velidetimi ne ettim? Azad ettim. Gale eve faalti, sen yaptın mı? Galet naam, evet yaptım. Gale emma inneki lev a'taytiha, eğer sen onu verseydin, ahvaleke, dayılarına verseydin, kâne âzemme li ecdike, sen ecrin için daha büyük olurdu. Sen dayıların fakir, azat etmek de sevap, ama dayılarına verseydin azat etmekten daha sevabı fazla, ecri bol olurdu. E bak burada da Sile-i Rahim'e ne ediyor? Efendimiz Sile-i Rahim'i vurguluyor. Tekrar başa gelen, ve an ummil mu'min Meymunete bintil Haris radiyallahu anhum. Allah'ın hikmeti 30 kilometre tahminen Mekke'den uzak, Medine yolu üzerine bir yerde Meymune orada Müslüman olmuş. Artık oradan kafile nereden geliyordu, nereye gidiyordu, nasip olmuş, orada Müslüman olmuş. Gün geldi, geçti. Efendimizin hanımı oldu, Medine'ye geldi, Efendimiz vefat etti, Mekke'ye gitti, Mekke'ye yerleşti. Orada hastalandı. Dedi, ben Mekke'de ölmek istemiyorum. Ben Medine'ye gitmek istiyorum. Yola çıktı, o 30 kilometre, 25 kilometre neyse, oraya geliyor, o Müslüman olduğu yere geliyor, orada vefat ediyor. Yani Müslüman olduğu yerde vefat ediyor. Şu an Medine'den Mekke'ye giden yolun böyle sağ tarafına biraz taş koymuşlar, orada yeri belli.
Ve an ummin müminin Hicri 51'de vefat etmiş. Meymunete bintil Haris radiyallahu anha enneha a'taqat velideten. O bir emmetini bir cariyeyne eti. Velidet demek emmet demek. Azadeti ve lem testezinin nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den izin almadan ne etmiş? Azat etmiş. Felemma kana yevmuha, Meymune'nin günü olunca, elledi o gün ki yedur dönüyor Allah'ın Resulü aleyha Meymune üzerine fihi o günde, galet Meymune dedi, eşşarte ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem enni a'taktu velideti, farkında mısın ben velidetimi azat etmişim? Kale eve faalde, yaptın mı? Kalet nam, evet yaptım, azat ettim. Kale emma inneke, eğer sen lev a'taytiha ehvaleke, azat etmiş olmamış olsaydın, dayılarına verseydin, kane azeme li ecrike, sen ecrin için daha büyük olurdu. Ve an ummil mu'minin Meymunete bintil Haris radiyallahu anha enneha a'taqat velideten وَلَمْ تَسْتَأْزِنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَ الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ اَشْعَرْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَنِّي اَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي قَالَ اَوَ فَعَلْتِي قَالَتْ نَعَمْ قَالَ اَمَّا اِنَّكِ لَوْ اَعْتَيْتِهَا اَخْوَالَكِ كَانَ اَعْزَمَ لِأَجْرِكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Oldu. Kitabın 326. hadisine devam ediyoruz. Van Esma'i binti Ebi Bekir Sıddık radiyallahu anhuma. Allah hem Esma'dan hem Ebu Bekir'den razı olsun. Bu Esma Hazreti Ayşe'nin büyüğüdür. 73'te vefat etmiş. Yok. Hazreti Allah'ın Hazreti Ayşe'nin küçüğüdür. Yanlış şey etmeyelim. 73'te vefat etmiş. Ebu Bekir'in kızıdır. Zübeyr bin Avam'ın eşidir. Abdullah bin Zübeyr bunun oğludur. Esma binti Ebu Bekir Sıdık radiyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Galet kadimet aleyye ummi. Diyor benim annem benim yanıma geldi. Benim annem benim yanıma geldi. Ve ye müşriketun. O gün müşrikti annem. Fi ahdi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü'nün döneminde annem bana geldi. Annem ne? Bana geldi. Çünkü Esma dikkat edin. Hicretin 73. senesinde vefat etmiş. Hicretten önce kaç sene yaşamış? En az 15-20 sene o civarlarda yaşamış olabilir. Yani vefat ederken ömrü 90 civarındaydı. Yaşlıydı. Diyor annem geldi. Festefteytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Allah'ın Resulü'nden fetva istedim. Ne dedim? Kultu dedim. Kadimet aleyye ummi. Benim annem bana gelmiş. Vehye râgibetun. O nedir? Annem rahibdir. Yani bir şeyler istiyor. Fakirdir. İhtiyaç sahibidir. Benden bir şeyleri istiyor. Efâsilü ummi. Ben ummeme, anneme sıla-i rahim yapayım mı? Kâle na'am. Evet. Sili ummeki. Annene sıla-i rahim yap. Muttefakun aleyhi. Oldu. Bak, demedi müşriktir, annenle ilgilenmeyen bir şey verme demedi. Ve kavluha, Esma'nın kavlu ki dedi râgibetun, annem râgibdir. Ne demek? Ey tâmi'atun fîmâ indî. Benim yanımda olan mal yiyeceğe tâmedir. Yani umut bağlıyor, bir şeyler tıma ediyor, yani istiyor. Tes'elûnî şey'en. O yanındaki maldan bir şeyler istiyor. Vereyim mi, vermeyeyim? Oldu. Râgibetun ne demek? Tâmi'atun fîmâ indî tes'elûnî şey'en. Kîlet kânet minerradâti. Bir kile diyor, bu annesi
süt annesi diye, yani hakiki öz annesi değildi. O da gıyla eksik desin ki ne var? Hem pencereyi kapat. Gıylet kanet ümmeha minen nesebi. Dur. Ümmeha minen nesebi. Öyle değil mi? Evet. Ve gıyla minen radaati. Ha. İşte bu eksik benimki. Gıyla kanet ümmeha minen nesebi. Nesebden annesiydi. Ve gıyla kanet minen radaati. Sütten annesiydi. Süt annesiydi. Ama ve sahih el evvelü. Sahih nedir? Birincisidir. Yani nesebden annesiydi, öz annesiydi, süt annesi değildi. Tekrar ediyorum. Van Esma'i binti Ebi Bekir Sidir radiyallahu anhuma kâlet kadimet aleyye ummi ve hiye müşriketun. Annem müşrik olduğu dönemde yanıma geldi. Fi ahdi ahl mana zaman fi zamani Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem festefteytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Allah'ın Resulü'nden fetva talep ettim. Ne dedim? Kultu kadimet aleyye ummi dedim. Annem bana gelmiş ve rağibet bir şeyler istiyor. Efe esilü ummi, ben ummeme anneme sile-i rahim yapayım mı? Kale naam, evet. Sili ummeki, annene sile-i rahim yap. Muttefakun aleyhi. Ve kavluha esmanın kavli rağibetun. Ey tamiatun fima indi. Benim yandaki mana tamedir. Yani ne? Umut ediyor. Yani umut bağlıyor. Tes'enunni şey'en, bir şeyler benden istiyor. Yani benim yandaki malda tıması var. Ondan bir şey istiyor. Yardım edeyim mi? Allah Resulü dileydi. Qile kanet ummaha mine nesebi ve qile mine radati. Ama ve sahih el evvelu. Sahih o ki nesebden annesiydi. Sütten değil. وَاَنْ زَيْنَبَ سَقَفِيَّ Zeynep-i Sakafi'den rivayet edilmiş. O da İmret-i Abdullah bin Mesud radiyallahu anhu anha. Allah hem ondan hem Abdullah bin Mesud'den razı olsun. Bakın Abdullah bin Mesud'un hanımı. Zeynep-i Sakafiye'dir isim. Sakafiye kabilesinden Zeynep isminde kadın. Kâlet, bu diyor, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün Resulullah diyor, bize dedi ki kadınlara hitap ederek, tesaddakne, sadaka verin ya ma'şeren nisa. Ey kadınların cemaati, sadaka verin. Velev min huliyyikunne, velev ki o sadaka ziynetinizden bir şey olsa dahi verin. Yani hiçbir şeyiniz yoksa ziynetinizden bir şeyler verin. Kâlet, o Hazreti Zeynep diyor, feracatü ila İbn-i Mesud. Ben kocama İbn-i Mesud'a, büyük alime gittim. Fakultu, ben dedim, inneke racülün hafifu zatil yedi. Sen hafifu zatil yedsin, yani elin boş. Sen fakir bir insansın. İbn-i Mesud fakirdi. Senin bir şeyin yok. Ve inne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü da, قَدْ اَمَرْنَا بِسَدَقَةِ Bize sadakayla emretmiş. Ben sadaka vermek istiyorum. Allah'ın Resulü bana emretmiş. Sen de kocamsın ama fakir birisin. فَأْتِيهِ Sen Resulullah'a git sallallahu aleyhi ve selleme. فَسْأَلْهُ Ondan sor. Sana vermem uygun mu değil mi? فَاِنْ كَانَ ذَٰلِكَ Eğer sana vermem يُجْزِعُ اَنِّي Bana kafi geliyor ise ben sana veririm. وَاِلَّا Eğer sen benim hocamsın, sana verirsem kafi gelmiyor ise سَرَفْتُهَا اِلَى غَيْرِكُمْ Artık onu size değil, sizden başkalara, yabancılara veririm. فَقَالَ İbn-i Mesud dedi, فَقَالَ Abdullah bin Mesud dedi ki بَلْ اِتِيهِ اَنْتِ Sen Resulullah'a git, sen sor, ben gitmiyorum. Benim yüzüm tutmuyor, ben gideyim sorayım, sen git sor. Fentalaktu, ben çıktım gittim. Allah'ın Resulü'nün kapısına gittim. Fe izen imraetun minel ensari, baktım ensarilerden bir kadın, bir babi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Baktım ensarilerden bir kadın da Allah'ın Resulü'nün kapısında duruyor.
Haceti hacetuha. Baktım benim hacetim onun hacetidir. Yani o da aynı iş için gelmiş. O da diyor kocama sadaka versem olur mu? Ve kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad ulqiyat aleyhil mehabetu. Allah'ın Resulüne o an mehabet, bir azamet, bir heybet nazır olmuş. Yani heybeti bir durumdaydı. Bazen vahy gelince o duruma girerdi. Fakharece aleyna Bilal'ın. İçeriden Bilal geldi. Fakulna lehu i'ti Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Bilal, sen Allah'ın Resulüne git. Fe'ekbirhu, ona haber ver, ona söyle. Bi enne imraeteni bilbabi, söyle. Kapıda iki kadın varlar. Teselani, soruyorlar. Etücziu sadakatu anhuma, onlara sadaka kafi geliyor mu? Ala ezvacihma, kocalarına verseler kafi gelir mi? Ve ala eytamin fi hucurihma, hucur etek demek. Yani evlerinde, himayelerinde olan yetimlere sadakaları verseler olur mu? Yoksa yabancılara vermek mi zorundadırlar? Ama وَلَا تُخْبِرْهُمْ مَنْ نَحْنُ, bizim kim olduğumuzu söyleme. Söyle, iki kadın kapıdadırlar, soruyorlar. فَدَخَلَ بِلَالٌ, Bilal girdi ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. فَسَأَلَهُ, Allah'ın Resulünden sordu. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem مَنْ هُمَا, o iki kadın kimdir? Tabi Resulullah merhuma deyince, ben söz vermişim, ben söylenmem, öyle bir şeye girmedi. Kale imratun minel ensar, ensarilardan bir kadın, demek onu tanımıyordu. Bir de ve Zeynebu, Zeynep'dir. Fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eyyü zeyanibi. Zeynepler çoktur. Hangi Zeynep'lerden hangisidir? Eyyü zeyanibi. Zeynep'lerden hangisidir? Kale, Bilal dedi, İmretu Abdillah. Abdillah bin Mesud'un hanımı olan Zeynep. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah dedi ki, lehuma ecrani. Onlara iki ecir var. Ecrul karabeti, bir karabet ecridir, akrabalarına vermişler. Bir de ve ecrul sadakati, bir de sadakanın, normal sadakanın ecri. Demek insan muhtaç akrabası varsa akrabalarına vermesi daha uygun. Bu hadisi bir daha tekrar edelim. وَاَنْ زَيْنَبَ سَقَفِيَّتِ اِمْرَةِ عَبْدِلَّهِ بِنْ مَسْرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاَنْهَا, Allah ikisinden razı olsun. قَالَتْ diyor, قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَصَدَّقْنَا, siz tesadduk edin ya maşire nisa, ey kadınların cemaati tesadduk edin. Velo min huliyyikum, velo ki zinetinizden olsa dahi tesadduk edin. Galet feracatu ila İbn Mesud, ben İbn Mesud'a döndüm. Fakultu inneke raculun hafifu zatiyet. Sen bu zat, bu da zaydedir. Yani inneke raculun hafiful yed. Elin hafiftir ne demek? Ne demek elin hafiftir? Yani fakirsin. Kocasına diyor, sen nesin? Hafifu zatul yetsin. Yani elin boş. Fakirsin. Ve inne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü da kad emerna bis sadakati. Sadakayla bize ne etmiş? Emretmiş. Fe'tihi, sen Resulullah'a git sallallahu aleyhi ve selleme. Fes'elhu, sen git sor. Fe'in kâne zâlike yücziu anni, eğer sana sadaka vermem bana kafi geliyor ise ben sana veririm. Ve illa, eğer kafi gelmiyor ise sereftuha ila gayrike, senin gayrine onu sarf ederim, onu başkasına veririm. Fakala Abdullah radiyallahu anhu dedi ki, bel itihi itihi ente itihi ente, bel ben gitmeyeyim, sen git Allah'ın Resulü'ne, sen git sor. O utandı, demek gidemedi, bana dedi sen git. Fentalaktu, ben çıktım. Feizen imratun minel ensar bi babi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Batın kadınlardan
Ensari kadınlardan biri Allah'ın Resulü'nün kapısındadır. Benden önce 70 haceti hacetva. Benim hacetim onun hacetiyle aynıdır. O da aynı iş için gelmiş. Ve kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kad ulkiyet aleyhil mehabetu. Allah'ın Resulü üzerine azamet atılmış. Fekharece aleyna Bilalun. Bilal içeriden bizim üzerimize geldi. Fekulna lehu iti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Biz dedik Resulullah'a git ve ehbirhu. Ona söyle bi enne imraeteni bil babi. Söyle kapıda iki tane kadın var. Teselaniken sana soruyorlar. Et tuczibu sadakatu anhuma. Onlara sadaka kafi gelir mi? Ala ezvacima kocalarına verseler. Ve ala eytamin fi hucurima. Hucur, hicrin cem'idir. Hicr, etek demek. Yani gaye himaye demek. Yani kocalarına, kendi kontrollerinde, himayelerinde olan yetimlere sadaka verseler olur mu? Yoksa yabancılara vermek mi zorundadırlar? وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ Bizim kim olduğumuzu söyleme. O da demedi ben söylemem. Öyle bir söz vermediğim. Söz verse de zaten Allah'ın Resulü'nün sorusuna cevap verir. فَدَّخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bilal Resulullah'ın yanına gitti. فَسَأَلَهُ Resulullah'dan bu soruyu sordu. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ هُمَا O iki kadın kimdir? قَالَ Bilal dedi ki اِمْرَةٌ مِنَ الْاَنْسَارِ Biri ensarilerden bir kadın. Diğeri de وَزَيْنَبُ Zeynep'dir. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَيُّ زَيَانِي بِي Hangi Zeynep'dir? Zeynep'ler çok. Zeynep bintul Cahş Allah'ın Resulü'nün hanemiydi, annemizdi. Bir sürü Zeynep'ler vardı. Hangi Zeynep'dir? Kale İmratu Abdillah. Bilal dedi, Abdullah bin Mesud'un eşi olan Zeynep'dir. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lehuma ecrani. Akrabalarına, hücurlarındaki eytamlara vermeleri de onlara iki ecir var. Bir ecrul karabeti, diğeri de ve ecrus sadakati. Sadakanın neyidir? Ecir. Bir normal sadakanın mukafetini alıyorlar. Bir de karabetlerine sile-i rahim ücretini, mukafetini alıyorlar. 328. hadiste duralım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب